Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar, karşınızda yepyeni bir Rise of Kingdoms videosu ile birlikteyim. Göç ediyoruz. Evet, göç edeceğim. Ama bunu yaparken de kayıt alayım. İnsanlar artık göç detaylarını net bir şekilde öğrensin. Trikleri mirikleri öğrensin. Herhangi bir sorun olmadan rahatlıkla göç edebilirsiniz diye bu içeriği üreteceğim. Şimdi göç kurallarından birincisi üzerinizde kaynak olmamasıdır. Şimdi ben kaynaklarımı aktaracağım. Ancak önce hastanemi doldurdum. Çünkü hani göç ederken neye ihtiyacınız var? Pasaporta ihtiyacınız var. Pasaport da işte 50 milyondan sonra her 5 milyonda 5 pasaport daha istiyor. Yani 70 milyonda göçerseniz 40 milyon, 65 milyonda göçerseniz 35 pasaport, 40 pasaport, 65'te göçerseniz 35 pasaport şeklinde. Göç edebilmek için pasaporta ihtiyacınız ve pasaport da parayla ve birlik kredisinde alınabilen bir şey. Bu kadar. Dolayısıyla zor birikiyor. Pasaportlarınız değerlidir. Göç etmeden önce mümkün olduğunca güç düşerek harcadığınız pasaport miktarını düşürmeniz gerekiyor. Daha fazla göç edebilmek için. Çünkü biz free to play low spender'lar krallık değiştirmek bize bayağı faydalı oluyor. Yani sürekli 2. KVK, 3. KVK, 2. KVK, 3. KVK oynayan arkadaşlar var. O oldukça da faydalılar yeteri kadar gelişene kadar. Telefonum çalıyor, üzgünüm. Hastanemi tamamıyla doldurmuş durumdayım. Şurada 3K'lık bir yerim kalmış sadece. 65 milyonun altına düşmem gerekiyor benim. Eğer hastanenizi doldurduysanız KVK sırasında göç etmek bu yüzden faydalı. Çünkü hastane 720K. Eskiden hastaneyi çift doldurabiliyorduk. Fakat artık tek sefer doldurabiliyoruz. Çift doldurma olayı kalktı. Kapattılar onu. Gücümü 65 milyonun altına düşüreyim. Nasıl düşüreyim? Hastanem dolu. Kuşatma sileceğim hesabından. Ya da arkadaşınıza da öldürtebilirsiniz. Ya da şurada insanların ortasına, rakibin düşmanımın ortasına atayım ben. Öldürsünler değil mi? Bir 100K atalım. Şöyle. Okçu değil, kuşatma. Zaten bu kadar T5 kuşatmam varmış. Şunu bir öldürün bakayım, nasıl öldürüyorsunuz? Hastanemin bir 3K'lık yer var zaten hastanemde. İki buçuk K T5 kuşatma kalmış. Güzel. 88K fazlam kaldı. Bunu da şöyle 20 kat T4 ile hallederiz diye düşünüyorum. Tam olarak olmadı. ...6K daha yolladı Badis'e. Tamam, güzel. Gücüm 65 milyonun altına düşmüş durumda artık. Verebileceği 65 milyonun altına düştüğüm için kaç pasaport veriyordum? 35 pasaport mu? Evet, 65 milyonun altında göç ederseniz 35 pasaport veriyorsunuz. Bende de şu anda 35 pasaport, 37 pasaport mevcut. Şu anda güç olarak hazırım. Şimdi kaynak olarak hazırlanmam lazım. Şimdi kaynak olarak hazırlanmam lazım. Şimdi bu kaynak aktarmayı sizi izletmeyeyim. Ben bir kaynak aktarayım, geleyim. Evet, ikinci aşama olan kaynakları aktarma işini tamamladık. Daha fazla kaynak aktarma izin vermiyor. Gördüğünüz üzere çekemiyorum. Demek ki üzerinizde sadece ambarınız kadar
kaynak var anlamına geliyor bu. Kaynaklarımızı aktardık. Hastaneyi iyileştirmeye koyduk. Çünkü gittiğimiz yerde sıfır kaynaklıyız. Öğeden açmak zorundayız. Burada iyileştirmeye koyuyorsunuz. Yani göç etmeden önce mevcut krallığınızda iyileştirmeye koyuyorsunuz. Ardından göç ediyorsunuz. Orada zaten hızlandırmayla çıkarıyorsunuz. Kaynağı yani burada harcamış olursunuz. Buradaki kaynağı en verimli şekilde harcamanız gerekiyor. Zaten önceki gün o item üretme videosunu o yüzden yaptım. Burada mevcut altınımı maksimum şekilde harcamak istedim. Şimdi şu kayıp kanyona da bir bakayım. 31k. Şunu aldım. Yetti mi buna? Ah be, 6.250 değilmiş. Dur, azıcık beklersem iyice bokunu çıkarayım. Bakayım 2 miymiş? Değil abi. Azıcık beklersem bu olacak gibi. Şunu alayım tamamen sıfırla. Her şeyi en verimli abi. Hiçbir şey boşa gitmemeli. Hah, alabildim sonunda. 11 sikke. Tamam. Etkinliklerimi topladım. Görevler tamam. Her şey tamam. Her şey hazırım. Müthiş şu anda. Son aşama. Kaynağınızı aktardınız. Hastanenizi doldurdunuz. Hastanenizi iyileştirmeye koydunuz. Son aşama artık. Klandan çıkmak. Klandan çıkıyoruz. Savaş öfkeniz olmayacak. Savaş öfkeniz yok olmaması gerekiyor. Herhangi bir en son son 15 dakika içinde herhangi bir saldırı yapmamış olmanız gerekiyor. Uzaklaşıyoruz haritadan. Dünya butonuna tıklıyoruz. Ve 1412 krallığına gidiyoruz. Hadi bakalım. Burada şartlar yazıyor. Şöyle SS alabilirsiniz. Hiçbir birlikte. Elinde kaynak miktarı. Göç ettikten sonra 30 gün. Göç normal olarak elindeki etkinlik puanı sıfır. 35 pasaport. Her şey uygun şu anda. Hadi bakalım. Krallığıma dönmem gerekiyormuş. Bunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Tamam. Krallığıma dönüyorum. Eve döndüm. Soracağınız sorulardan bir tanesi de muhtemelen KVK'dan az krallığa geldin, hastanenin yarıya düşmedi mi? Düştü ama içindeki askerler ölmedi kesinlikle. Şu anda iyileştirmediler zaten. Bir de göç ederken buradaki ölü kıta sayınız, yani yarısı geri geliyor ya. Buradaki KVK, bu krallıktaki mevcut göç ettiğiniz mevcut krallıktaki KVK bittikten sonra mevcut krallığınızdaki KVK bittikten sonra başka krallıkta olsanız bile, göç etseniz bile mailinize askerleriniz geliyor. Tekrar 1412'ye gidelim. Göç et diyelim. Hadi bakalım. Evet, başarılı bir şekilde göçümüz gerçekleşti. Artık 1412 krallığındayız. Baba TC ile birlikte. Bir de krallığı çok iyi hale getirdiler. Flash, Mleish, bir sürü YouTuber da geldi. Flash var, Teka var. Shinchi var. Bir sürü kişi var yani anlayacağınız. Çok sağlam da göç aldılar. İnanılmaz sağlam göç aldılar. Krallık da şu anda iyi yönetiliyor açıkçası. Belki geçen KVK biraz hüsran olmuş olabilir ama 1412'nin geleceği parlak olduğunu düşünüyorum. Zaten ben şimdi SS'leri koyacağım. Daha geçen KVK'dan önce siz daha Yaşar 412'ye göç etsene falan tarzında siz konuşmalara başladığınızda canlı yayınlarda ben çoktan 412'deki yerimi ayarlamıştım. Şimdi göç ettiğinizdeki en güzel şeylerden bir tanesi buradaki ödülleri tekrar toplayabiliyorsunuz. Bir miktarını. Şöyle toplayalım. Oh mis. Ve SX klanı mıydı? Şimdi adamlar şöyle bir düzen yapmışlar. Göçle gelen herkes şu klana girecek. Oradan diğer klanlara alım yapacağız demişler. Buraya başvuralım. Ve orada yerleştirileceğimiz klanı
Bekleyelim artık 412'deyiz. Yay! Göçle ilgili başka bilmeniz gereken çok fazla şey yok. Ha, bir de göç ederken göç ettiğinizde etkinlikler sıfırlanıyor. Mesela tarih avından ben bunu tamamlamıştım. 10 oradan 10 buradan. Buradan 3 tane 10 şeyi aldım ben. 30 çekiç aldım. Şeyde de bu krallığa geldiğimde de 30 çekicimi tekrar alabileceğim. Burada gölge lejyonu mu varmış? Aa, evet, burada gölge lejyonu varmış. Hadi bakalım. Evet, göçle alakalı tüm her şey bu videodaydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel KVK'lar, çok iyi savaş içerikleri falan bizleri bekliyor olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.